Bu hikaye, olayı analiz eden dedektif tarafından aktarılmıştır. Sıradan bir salı akşamıydı. O günden önce kahve dükkanından aldığım iki büyük boy kahve yüzünden uyuyamamıştım. İnternette dolanıyordum. Birbiri üstüne birkaç gereksiz YouTube videosu izledikten sonra garip başlığı olan bir videoya denk geldim. Başlıktaki karakterler İngiliz alfabesine ait değildi. Ancak çözememiş olmama rağmen harflerin biçimi kelimelere benziyordu. Merak ederek videoya tıkladım. Aniden evimden gelen çeşitli çatırtı ve iniltiler duymaya başladım. Etrafıma bakındım ve savaşa hazır bir şekilde yanımda duran beyzbol sopasını kavradım. Beni şaşırtan şey, evimde hiç kimse yoktu. Evime zorla girildiğine dair bir işaret de yoktu. Ayrıca bütün kapılar kapalıydı. Delirmeye başladığımı anlayarak omzumu silktim ve tembelce odama doğru yürüdüm. Geniş bant bağlantısı için çok para harcadım. Bu yüzden tıkladığım videonun hala dolmamasına şaşırmıştım. Sabırsız bir şekilde videoya 4 kez daha tıkladım. Sonsuzluk gibi gelen bir süreden sonra sonunda sayfa açıldı. Arka plan siyahtı ve kırmızı renkte olan kullanıcı adı, açıklama, yükleyen adı dışında bütün yazılar görünmezdi. Yükleyen kişinin adı Nightmare Slumber'dı ve açıklamada bunlar yazıyordu. Ne kadar da umursamazsın. Hayatındaki şeytani varlığından habersizsin. Seni ayakta tutan her şeyi parçalayacağım. Seni değersiz korkak. Her zaman seni izliyorum. Ve yakında benimle yaşamaya geleceksin. Sonsuza dek. Bunun küçük bir çocuğun zırvalığı olduğunu düşünerek içinde bulunduğum tehlikeyi önemsemedim. Video terk edilmiş bir akıl hastanesinin resmiyle başladı. Resimde insanın görme alanını geçecek şekilde uzun, karanlık ve dökük bir koridor vardı. Koridorun sağ tarafında sütunlarla ayrılmış pencereler vardı. Koridor, sütunların gölgeleriyle bölünen ürkütücü bir ay ışığıyla yıkanmıştı. Koridorun karanlığı hiç görmediğim kadar koyu bir siyahtı. Hastanenin acele bir şekilde terk edildiği ve hiç temizlenmediği hissine kapıldım. Videonun ilk dakikasında sadece koridorun görüntüsü vardı. Hiçbir ses ya da hareket yoktu. Birinci dakika 13. saniyeye yakın bir zamanda koridorun sonunda bir hareketlilik gördüm. Yavaştı ama kesin bir hareketti. Bir insanın duruşuna sahipti. Fakat çok garip bir şekilde yürüyordu. Kafası dümdüz yere bakar şekilde. Video ilerledikçe yaratık hızlandı, sonra koşmaya başladı. Yaratık koşarak kameraya çarptı ve düşürdü. Aynı anda evimin kapısında yüksek bir gümbürtü duydum. Ve görünüşe göre birisi az önce kapıya çarpmıştı. Ayağa fırladım ve beyzbol sopasını tekrar elime aldım. Bilgisayarımın hata sinyali verdiğini duydum. Ekran maviydi ve güvenlik nedeniyle kapatıldığı yazıyordu. Daha sonra ekran, bulunduğum yeri öğrenmek isteyen bir hacker olduğu hakkında bilgilendirme yaptı. Antivirüs programım, hacker'ın IP adresinin izini sürdü ve kuzeyde olduğu bilgisini verdi. Hack işlemi terk edilmiş bir akıl hastanesinden yapılmıştı. Daha sonra elektrikler gitti. O noktada aşırı derecede korkmuş bir hale geldim. Nefesim hızlanırken gözlerim yaşardı. Kapının dışında inlemeler duymaya başladım. Çıkıp bakmak büyük bir hata olacaktı biliyordum ama yine de bakmaya karar verdim. Kapı deliğinden baktığımda kapının dışında kimse yoktu. Buna rağmen inlemeleri hala duyabiliyordum. Ölsem bile o kapıyı açmazdım. Paniklemiş bir şekilde polisle iletişime geçmeye çalıştım. Ancak hem ev telefonumda hem de cep telefonumda hattın meşgul olduğunu belirten bipleme sesini duydum. Bilgisayarımın yanına koştum ve jeneratörle çalıştırıp çalıştıramayacağıma baktım. Sonra ekranın hala açık olduğunu fark ettim. Siyah ekranda büyük kırmızı harflerle uyku vakti yazıyordu. İnsanın içine işleyen bir çığlık duyuldu. Sanki biri ölüyor gibiydi. Mutfağa koştum ve çekmeceden iki tane bıçak çıkardım. Bu gerçekti, şu an oluyordu. Çığlıklar daha da gürültülü ve korkunç bir hal almaya başladı. Çığlıkların arkasında zayıf ama belirgin, hastalıklı bir kahkaha duyuluyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışarak evin içinde koşturmaya başladım. Daha sonra bilgisayarımın yanındaki giysi dolabından gelen ağlama sesini duydum. Dolabın tokmağını kavradığımda vücudum buz tuttu. Tokmak çok soğuktu.
Kapağı açmadan önce bir şey söylemeliydim ama bunu yapacak sağduyuyu kendimde bulamadım. Kapağı açtım ve dolabımda kıvrılmış bir şekilde yatan genç kızı gördüm. Ölü ve kanlıydı. Karnı yarılmış ve bağırsakları çıkartılmıştı. Çıplaktı, kan içindeydi. Duvar aniden kırmızı bir ışıkla aydınlandı. Duvarda kanla yazılı bir şey olduğunu fark ettim. Uyarıyı dikkate almalıydın. Uyku vakti. Etrafıma baktım ve videodaki yaratığı gördüm. Başı yere dönüktü. Korkudan dona kaldım. Ani bir hareketle sanki video birkaç saniye atlamış gibi yaratık kafasını kaldırdı ve bana baktı. Sonra her şey karardı. Dedektifin birinci notu. Kurbanın cesedi giysi dolabındaki genç kızınkiyle benzer vaziyette bulundu. Sayısız kan testine rağmen kızın kimliğini tespit edemedik. Daha doğrusu kaybolan insanın raporuna göre hiç kimsenin kızın cesedini tanımaması ve testlerin sonuç vermemesine bakılırsa kız aslında yoktu. Hack işleminin terk edilmiş bir akıl hastanesinden yapıldığını tespit ettik. Ancak cinayet saatiyle örtüşmesine bir açıklama getirilemedi. Tutuklama izni çıkarttık ama hiçbir polis görevlisi o ikisinin korkunç kalıntılarını araştırmak istemiyor. Sahip olduğumuz tek şey bir görgü tanığının acayip derecede alışılmadık ve korkutucu bir yaratığın birkaç gün sonra hastaneye koştuğunu görmesiydi. Tanığın ifadesiyle terk edilmiş akıl hastanesinin görünümüyle başlığı uyku vakti olan korku hikayeleri yazan bir sitedeki resmin şok edici derecede benzer olduğunu fark ettik. O zamandan beri bir sürü cinayet meydana geldi ve her kurbanın cinayetten birkaç dakika önce aynı videoyu izlediği bilgisi verildi. YouTube çalışanları videoyu silmeyi denedi ancak bunu deneyen herkes vahşice öldürüldü. Dava hala çözülemedi. Dedektifin ikinci notu. Davayı araştırdıktan sonra birkaç şey keşfedildi. İlk olarak video bulunamadı. Kurbanların internet geçmişi videoda kullanılan resim için belirgin kanıtlar sağladı. Bu sıradan bir resim olmasına rağmen söylentilere göre resme yeterince uzun süre bakarsanız resim eğilip bükülmeye başlıyordu. Bakmaya devam ederseniz kameraya doğru koşan bir yaratık görebilirdiniz. Hiç kimse resme yaratığı tamamen görebilecek kadar uzun süre bakamadı. Ama yaratığın videoda görünen yaratıkla aynı olduğuna dair yeterince kanıt var. Resim bulunabilir. Risk size ait. Ek olarak katili bulmak için araştırmalarıma devam ettim. İnternette bir kişiye yönelik birçok hikaye buldum. Jeff the Killer. Hikayeler, gençlik yıllarında psikopat eğilimlerini geliştirip sonunda da ailesini öldüren bir seri katili anlatıyor. Hikayenin en can alıcı noktası da Jeff'in bütün kurbanlarını Denbigh'in akıl hastası katiliyle aynı şekilde öldürmesiydi. Hatta ikisi de kurbanlarını öldürmeden önce onlara uyku vakti mesajını vermişlerdi. En korkuncuysa Jeff the Killer için kullanılan resim Denbigh'in akıl hastası katili için kullanılan resmin aynısıydı. Bu yüzden dedektiflerin ikisinin aslında aynı kişiler olduğunu düşünmesine yol açtı. Daha fazla bilgi için internete Jeff the Killer yazın ve okuyun. Bütün bunların arasında en korkunç şey benim kendi kişisel deneyimimde saklı. Bu raporu yazdıktan sonra evimde garip sesler duymaya başladım. Umursamayarak Jeff hakkındaki araştırmalarıma devam ettim. Gürültüler yavaşça artmaya başladı. Bir kuşun yaralanmış olabileceğini düşünüp dışarı baktım. Kapıya doğru giderken pencerede bir hareketlilik sezdim. Hemen polisi aradım ama hattın meşgul olduğunu söyleyen o sesi duydum. Endişeli bir şekilde telefonu yerine koydum ve direkt kapıya baktım. Jeff, soğuk ölü gözleri ve biçimsiz yüzüyle doğrudan bana bakıyordu. Gülümseyişi hayatım boyunca gördüğüm en ürkütücü şeydi. Hemen silahımı çektim ve ateş etmeye başladım. Jeff gecenin içinde kayboldu. Tehlikede olduğumu biliyordum. Bu yüzden kendimi korumak için evimin etrafına bir gözetleme yeri kurdum. Gözümün önünde hala silahtan çıkan ateşin parlak izleri var. Evdeki gürültüleri ve sadece psikopat bir katilden gelebilecek tüyler ürpertici kahkahayı duyabiliyorum. Onu yakalamamız ne kadar sürer bilmiyorum. Ama bu hataları yapmaya devam ederse elimize güvenilir bir kimlik geçebilir. Onu yakalamanın eşiğinde olduğumuzu hissediyorum.
Kahkahayı ve artan gürültüleri hala duyuyorum ve ayrıca uzakta garip, yuvarlak bir ışık görüyorum. Yanımda polis telsizim var ancak şu an çalışmıyor. Işık yaklaşmaya başlıyor ve silahım hazır durumda. Bu o, yüzünü görebiliyorum. Herkese merhaba, benim adım Jeff. Bu hikayenin paylaşılmasını sevmiyorum ama olsun. Ne de olsa hiçbiriniz beni yakalayamazsınız. Dedektif şu an ölü, keşif bitti. Ve bu çok eğlenceli. Çünkü siz bu yazıyı görüntülerken hepinizin IP adresini buldum ve nerede olduğunuzu biliyorum. Örneğin içinizden biri Drexel Bulvarı'nda çalışıyor. Biriniz Burbank'te yaşıyor. Biriniz doğudaki caddede oturuyor. Biriniz üniversiteye gidiyor. Ve oda arkadaşının adı Becky. Biriniz spora gidiyor, biriniz piyano kursuna. Liste uzar gider. Nerede çalıştığını biliyorum. Arkadaşlarını biliyorum. Aileni, sevdiklerini, her şeyi biliyorum. Yakında hepsi senden alınacak. Benden gelen bu mesajı okurken garip sesler duymaya başlayacaksın. Ve korku bütün benliğini yıkayacak. Mantıksız sebepler yüzünden huzursuz ve ümitsiz olacaksın. Gürültü bulunduğun binada sıradan bir gürültü değil. Başka bir şey. Daha uğursuz bir şey. Kan isteyen bir şey. Eğer seni elde edemezsem sevdiklerini alacağım. Sen, sandalyende titreyen ve Jessica isimli kız arkadaşıyla yaşayan. O benim olacak. Güvende değilsin. Bence şu an senin uyuma vaktin. Yakında orada olacağım. Sevgilerimle. Jeff the Killer. Böylece videonun sonuna geldik. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, Hayalet ailesinin bir üyesi olmak ve kanala destek olmak için abone olmayı, bu tip videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve lütfen yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.